Dün de Murat Kurum ve ekibinin bahsettiği üzere, açıkladığı üzere 84 ay 0 faiz kampanyasıyla satışa sunulan Ebruli Isparta Kule'yi lanse edeceğiz. Projenin detaylarına geçmeden önce kısa bir reklam ve tanıtım filmimiz var. İzninizle onu izleyelim. Buyurunuz. İstanbul, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış, tarih sahnesinin en önemli şehirlerinden biri. Kapalı Çarşı, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Sultanahmet ve Ayasofya gibi birçok mirası barındıran, kimi zaman Doğu ile Batı arasında bir medeniyet köprüsü, kimi zaman da dünya siyasetinde söz sahibi olan bir merkez. Bugün Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi birçok büyük projeyle bölgesel gücünü arttıran İstanbul, bu projelerin etrafındaki yerleşim alanlarına bir hareketlilik katmış, gelişim ivmesini yükseltmiştir. Şehrin bu değişim hızına ayak uydurarak değerini her geçen gün katlayan semtlerin başındaysa Isparta Kule geliyor. 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi büyük projelere yakın konumu ve metro, otobüs, banliyö treni gibi rahat ulaşım imkanlarıyla İstanbul'un yeni çekim merkezi Isparta Kule'de yepyeni bir yaşam yükseliyor. Star İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam'ın tecrübelerini bir araya getirip emlak konut güvencesiyle projelendirdiği Ebruli Isparta Kule'de renklerin dili, suyun ruhu ve doğanın anlayışı kusursuz bir uyumla bir araya geliyor. 2+1'den 4+1'e 724 konut ve 52 cadde mağazasıyla Ebruli Isparta Kule'de en güzel hayaller gerçek olacak. 4 katlı konaklardan 28 katlı binalara kadar emlak konut ayrıcalığıyla yepyeni komşuluklar yeşerecek. Atatürk Havalimanı'na 20 kilometre, 3. Havalimanı'na 40 kilometre, Kuzey Marmara bağlantı yoluyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 52 kilometre, TEM otoyoluna 2 kilometre ve metroya yürüme mesafesinde bulunan Ebruli ile saatler süren trafik çilesi ortadan kalkacak. Hobi odaları, ebru dersleri, kafeler, restoranlar, voleybol, basketbol ve tenis sahaları, oyun alanları, kapalı yüzme havuzları, fitness, hamam, sauna ve buhar odasıyla keyif sizi her yerde bulacak. En güzeli, burada yeşile hasret çocuklar olmayacak. Ağaçların ve süs havuzlarının bulunduğu 6000 metrekarelik araç trafiğine kapalı parkında ve meydanında çocuklar yeşile doyacak. Ayrıca 7/24 güvenlik ve kapalı otoparkla hayat huzurla buluşacak. Yeni nesil mimarinin geleneksel dokuyla buluştuğu projede emlak konut güvencesiyle birlikte oturanlar kadar yatırımcılar da kazanacak. Çünkü hemen önündeki 320 bin metrekarelik antik kent sayesinde turistik açıdan bir cazibe merkezine dönüşmesi planlanan bölgede önüne başka herhangi bir proje yapılamayacak olması sebebiyle manzarası hiç kapanmayacak bir yaşam inşa edilecek. Civardaki okullar, sağlık tesisleri, kültür tesisleri ve park alanları gençleri doğayla iç içe, yeni arkadaşlar edinebilecekleri keyifli bir yaşama davet edecek. Ebruli Isparta Kule'ye gelince göreceksiniz. Hayat güler yüzünü size ilk defa bu kadar net gösterecek. Ebruli Isparta Kule, emlak konut güvencesiyle. İzninizle Star İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel, Aslan Yapı İcra Kurulu Başkanı Mesut Arslan, Özgüven Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Uğur Özgüven ve Emlak Konut GEO Genel Müdürü Sayın Murat Kurum'u sahneye davet ediyorum. Ortak girişim adına projenin detaylarını paylaşmak üzere sözü Star İnşaat İcra Kurulu Başkanımız Sayın Müslim Güzel'e bırakıyorum. Buyurun Müslim Bey. Saygıdeğer basın mensupları ve değerli konuklarımız,
Öncelikle çok değerli basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Yaptığınızın işin kıymeti sektörümüz ve milletimiz için ölçülemez büyüklükte, böylesine özel bir günde Ebruli İsparta Kule projemizin lansmanını gerçekleştirmekten ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Projemiz lansmanına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'un gelişen yüzü olarak nitelendirilen Isparta Kule, Temo Törön'e 2 kilometre mesafede olması ve metronun da hemen yürüme mesafesinde olması hasebiyle lokasyon olarak yatırımın ve katma değeri yüksek bir proje imza attığımızın bilincindeyiz. Uzun süren bir projelendirme aşamasının ardından bölgede yepyeni bir konsept oluşturmak için büyük bir emek harcadık. Ve Ebruli İsparta Kule projemiz tamamlandığında sakinlerinin günlük ihtiyaç ve konforu için ihtiyaç duyulan her türlü imkanı sunan, ulaşılabilirliği kolay, merkezi, içerik ve donanım anlamında güvenli bir proje olacağı inancı içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi özellikle son yıllarda ulaşım akslarının zenginleştiği bölgeler gayrimenkullerin de değer kazandığı bölgeler olmuştur. İşte bu yüzden Ebruli İsparta Kule yalnızca yatırımcısına ve sakinlerine değil, bölgeye de değer sağlayacağını öngörüyoruz. Ebruli İsparta Kule projemiz lokasyonuyla prestijli bir iş hayatı, modern ve konforlu bir yaşam alanı sunarak bu değer artışını yatırımcısına hissettirecektir. Son dönemde İsparta Kule başta metro olmak üzere ulaşım ve altyapıya yönelik büyük yatırımlar yapılmasıyla alıcıların ilgisini çeken bir bölge haline gelmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin Küçük Mece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy hattında olma beklentisi Isparta Kule bölgesinin de önemini kat kat artırmıştır. Güzergahı öngörülen Kanal İstanbul'a da komşu konumda yer alacak olan projemiz, Boğaz manzarasıyla da yatırımcılarına yüksek prim sağlayacağı aşikardır. Projemiz, hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, metro ve banliyö tren hatları, 3. Havalimanı, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük sağlık kampüsü ve en son Kanal İstanbul gibi dev projelerin kesişim noktasında yer alıyor. Emlak konut güvencesiyle Star İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat'ın ortaklığıyla 724 daire 52 ticari üniteden oluşan Ebruli İsparta Kule 600 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçiyor. Dolayısıyla biz Ebruli İsparta Kule projemizde yatırımcılara şehrin merkezindeki konumumuzun verdiği avantajla havayolu, karayolu ve raylı sistemin tüm alternatiflerini sunuyoruz. 4 katlı konaklardan 28 katlı bloklara kadar yer alan projemiz İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahı olan TEM otoyoluna 2 kilometre ve metro güzergahına da yürüme mesafesinde olması hasebiyle cazibesini artırıyor. Ön talep döneminden bugüne kadar kayda değer bir talep aldık. Bildiğiniz gibi emlak konut, konut alımını kolaylaştıran kampanyalarına da bu yılda devam ediyor. Biz de lansmanla birlikte 84 ay 0 faizli satışlarımıza da başlıyoruz. Bu konuyla ilgili sizlerin huzurunda Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum Bey'e sektöre olan destek ve teşvikleri için teşekkür ediyorum. Lansman dönemine özel 446 bin TL'den başlayan fiyatlarla %10 peşin 84 ay 0 vade farkıyla konut alıcılarına sunuyoruz. İnşa çalışmalarına başladığımız ve projemizi 2020 yılında teslim etmeyi düşündüğümüz projemizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Müslüm Bey. Şimdi projenin mimarisine imzasını atan Özgüven Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Uğur Özgüven'e sözü bırakıyorum. Buyurun Uğur Bey. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli misafirler. Star İnşaat, Aslan Yapı, Torkam öncülüğünde Isparta Kule'de yeni projemizle yine huzurlarınızdayız. Bölgedeki en iddialı projelerden biri olan Ebruli Isparta Kule projemizin tasarım ekibi adına bazı mimari ve teknik detayları sizlerle paylaşmak istiyorum.
Her projemize başladığımız gibi bu projemizde de çalışmamıza ulaşımdan topografyaya, manzaradan çevresel faktörlere kadar detaylı bir araştırma yaparak kentsel ölçekten başladık. Planlanan her yapının silüetiyle ve insanlarda bıraktığı etkiyle o yapıların sahiplerinden çok tüm kentlinin hafızasında ve hatıralarında yer edeceğinin bilinciyle sadece bölgeye bir mimari proje değil, İstanbul'a yeni bir kentsel tasarım projesi kazandırmaya çalıştık. Mimariyi yalnız iyi tasarlanmış, güzel yapılar inşa etme çerçevesinden bakmak yerine insana ve kente yönelik bir görüşle kullanmayı tercih ettik. Birkaç önemli husus var. Gerçi Fikrevim ajansımızı da özellikle tebrik etmek isterim. Çok fazla bize verecek teknik detay bırakmadılar. Tanıtım filmi oldukça detaylı. Ama arazimize biraz daha yakınlaştığımız zaman tanıtım filminde de detaylara geçen bazı noktaları özellikle dikkatinize sunmak isterim. Bir tanesi kırmızıyla görmüş olduğumuz Gayrettepe-Esenyurt metro hattı. Sanıyorum bir yürüme mesafesi olarak bir 200-250 metre kadar yakınımızda veya uzaklığımızda. Mavi çizgiyle gördüğümüz Kanal İstanbul hattı dün de özellikle basında çok detaylarıyla yer aldı. Yine kuş uçuşu mesafe olarak baktığımız zaman yaklaşık 800 metre gibi bir mesafemiz var kanala. Bölgenin belki de en kronik problemi yıllardır aslında ulaşım problemiydi. Tüm Bahçeşehir, Isparta Kule, Esenyurt, Beylikdüzü, tüm şehrin tüm aslında batı yakasının. Üçüncü çevre yoluyla birlikte belki lastik tekerli araçlar için bir nebze olsun giderilmiş olmuştu. Ama şu anda Bahçeşehir'e kadar gelen eskiden Eminönü Halkalı arasında çalışan tren hattı malumunuz şu anda Bahçeşehir'e kadar uzatılıyor. Metro hattı Gayrettepe'den Esenyurt'a kadar bir ulaşım imkanı sağlıyor. Dolayısıyla ulaşım problemlerinin büyük ölçüde çözüleceğini projenin teslim tarihi itibariyle de öngörüyoruz. Hemen kuzeyimizde de Isparta Kule Emlak Konutları, Kuru Gıda Toptancı Ali ve Vaditepe konutları var malumunuz. Bölge hızla bir taraftan yapılaşmaya devam ediyor. Yine şematize edecek olursak maviyle gördüğümüz parseller bizim çalışma alanlarımız. Aşağıda da arkeopark alanımızı görüyoruz. Yaklaşık 320 dönümlük bir alan. Burası gerek günlük kullanıcılar için yakın alandan bölgeye hizmet edecek ciddi bir park potansiyeli. İstanbul'da devamlı özlemini duyduğumuz. Aynı zamanda da gerek yerli gerek yabancı turistlerin de odak noktalarından bir tanesi olacağını düşünüyoruz. Projemiz konum itibariyle de gerek yanındaki enerji parkları gerekse arkeoparklarla önü kapanmaz bir ufka sahip ciddi avantajlar, potansiyeller barındıran bir proje, bir konuma sahip. Ekranın sağ tarafında gördüğümüz kısım arkeopark alanı, Küçükçekmece Gölü ile birlikte arazi fotoğraflarını görüyorsunuz. İşaretli olan kısımlar mevcut arazimiz. Keza yine Isparta Kule'nin tem kenarındaki yapılaşmış bölgesi ve arazimizin konumlarını görüyorsunuz. Biraz rakamlardan bahsetmek gerekirse yaklaşık park ve meydan alanı dahil 50 bin metrekarelik bir çalışma alanımız var. Burada 120 ila 210 metrekare arasında değişen 2 artı 1'den 4 artı 1'e kadar alternatiflerimiz olan dairelerimiz var. Alanın yaklaşık %85'i açık alanlar, meydanlar ve peyzaj öğeleriyle donatılmış durumda. Sosyal tesislerimiz, kapalı havuzlarımız mevcut. Daha detay bilgi vermek gerekirse yaklaşık 42 bin metrekarelik arsa alanımız var park ve meydan alanlarına saymazsak. Yine yuvarlayarak söylüyorum 185 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. 94 4 artı 1 dairemiz 89'u büyük olmak büyük 194'ü küçük dediğimiz 3 artı 1 dairelerimiz. Yine 149'u büyük 198'i küçük 2 artı 1 daire detayıyla 724 adet dairemiz 52 tane de ticaret birimimiz dükkanımız var.
Tabi burada tek tek isimlerini telaffuz edemeyeceğim ama iç mimariden peyzaja, geoteknikten tüm mühendislik disiplinlerine kadar danışmanlara kadar yaklaşık 150 kişilik bir ekiple hazırlanan bir proje. Bu proje için bizlere çalışma fırsatı veren, fırsatı sunan ortak girişim grubumuza, Emlak Konut GYO'ya Genel Müdürümüz Sayın Murat Kurum'a şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Şimdi izninizle Emlak Konut GYO'nun kısa bir tanıtım filmi var, onu izliyoruz. Bir hayalle başlar bazen her şey. Tıpkı Türkiye'ye değer katma, insanlara mutlu bir yaşam sunma hayalleriyle yola çıkan Emlak Konut gibi. 1953'te bu hayallerle çıktığı yolda bugün Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. 250'den fazla sektöre katkı sağlayan Emlak Konut, ülke ekonomisinin can damarı inşaat sektöründeki bu önemli görev ve sorumluluk bilinciyle son 13 yılda 124 bin bağımsız bölüme ulaştı. 500 bin kişiye istihdam sağladı. Umut ışığı oldu. Şehirlerin yarınları için kentsel dönüşüm projeleriyle yeni hayatlar sunan ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Emlak Konut, global hedefleriyle İstanbul, Ankara gibi dünyaya açılan kapılarımızda ve Anadolu'muzun pek çok yerinde de şehrin sembolü haline gelen projelere imza attı. Emlak Konut, gerçekleştirmiş olduğu iki ayrı halka arz sonucu 3 milyar 800 milyon Türk lirası kayıtlı sermayesiyle gayrimenkul sektörünün ilklere imza atan markası oldu. Ülkemizin geleceğine olan inancını hiç yitirmeyen, gelecek nesillere ışık olma hayaliyle çalışan Emlak Konut, dev bölge parkları ve modern okullar inşa etmeye devam ediyor. Gece gündüz demeden hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Emlak Konut, 64 yılın verdiği tecrübeyle 2023 yılında 250 bin konut hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya tüm gücüyle devam ediyor. Emlak Konut, Türkiye için. Teşekkür ederiz. Şimdi izninizle sözü Emlak Konut GYO Genel Müdürü Sayın Murat Kurum'a bırakıyorum. Buyurun Murat Bey. Evet, ben de çalışan, çalışmayan tüm gazeteci arkadaşlarımızın bu önemli gününü tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Dün biliyorsunuz birçoğunuzla beraberdik, gayrimenkul sektöründen bahsettik. Kısaca özetleyecek olursak eğer, konut fiyat endeksinin artışından bahsettik. İstanbul'da konut fiyatlarının enflasyonun altına geldiğini, 2011'de de buna benzer bir seyir sergilediğini söyledik ve bugün için İstanbul özelinde konut fiyatlarının dip noktaya geldiğinden bahsettik. Ve geçmişte İzmir'in yaşadığı gibi İstanbul'da bu süreci yaşadı ve tamamlamak üzere tamamladı. 2018'de de inşallah İstanbul'daki fiyat endeksinin de enflasyon üzerinde hareket edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan inşaat malzeme endeksiyle alakalı geçen senenin aynı yılına göre kıyasladığımızda %25 arttığını, dolayısıyla inşaat girdilerinin, inşaat maliyetlerinin de bu oranda yükseldiğini söylemek doğru bir yaklaşım olur. O yüzdendir ki bu saatten sonra da projelerimizi daha detaylı düşünüp tartıp çizmeye çalışacağız. O manada Emlak Konut olarak da biz mal listesi anlamında
Bu bizim lansmanlarını yaptığımız projelerin üstüne yakın bir zamanda da daha yüksek mahal listeli inşaatların yapılmaması gerektiğini altını çizerek söyledik. Çünkü gerçekten bazen mahal listesini abartabiliyoruz. Mahal listesinin tam karşılığı fiyatlar şu an için piyasalarda yok ki bugün bizim Isparta Kule'de işte 4.000 liraya, 3.500 liraya, 5.000 liraya sattığımız, Hoşdere'de 3.500 liraya sattığımız mahal listesi inanın yurt dışında işte 10.000 eurolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. O manada biz bu saatten sonra daha çok mimarlık ve mühendisliğin öne çıktığı, kaliteli imalatın öne çıktığı işlere yönelmemiz gerektiğini söyledik. Yine tekrar etmek istiyorum. Emlak konut özelinde 2017 yılını 8 milyar ciro hedefi belirlemiştik biliyorsunuz. Bunu %97 oranla gerçekleştirdik ve 7.7 milyar ciro elde ettik. 1 milyon 100 bin metrekare toplamda bağımsız bölüm satışı oldu ki bu da 115 bağımsız bölüme böldüğünüzde yaklaşık 9.510.000 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yine karlılık hedefimiz olan 1 milyar 800 milyon doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 için hedeflerimizden de kısaca bahsedecek olursak eğer 7.25 milyar ciro hedefi koyduk. Yine karlılığımızı 1.8 milyar olarak korumaya çalışıyoruz. Ve 830 bin metrekare alan satış hedefi koyduk. Diğer taraftan da emlak konutu olarak biz sektörün bize ihtiyacı olduğu her noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani bugün işte geçmişte olduğu gibi bugün de yeni kampanyalarla sektöre maddi manevi her anlamda olumlu destek vermeye çalışıyoruz. Bu saatten sonra da yine her zaman emlak konutu olarak üstümüze düşeni yapacağız. Projemize gelecek olursak 47 bin metrekare arsa alanı üzerinde gerçekleşiyor. İki emsalli. Demin Uğur Bey 180 bin metrekare inşaat dedi. Şimdi bazı arkadaşlar böler çarpar işte bunun emsalli şöyle mi diye. İki emsalli burası. O inşaat alanının fazla olması işte bakın hani demin de bahsettim. 40 bin metrekare arsa, 41 bin metrekare arsa, 180 bin metrekare inşaat yapıyorsunuz. Sattığınız alan 100 bin. Yani bu nereden geliyor? İşte oralarını anlatmıyorlar tabii. Baksanız işte yüzme havuzu, sosyal tesis, efendim işte Ebru sanatlarını yapacağı yerler, işte her daire iki araba, o kapalı otopark, işte çocukların oyun alanları. Tamam bunlar ihtiyaç. Yani bunları yapmayalım demiyoruz ama bunları bu saatten sonra daha aşağı çekmemiz gerekiyor. Yani 180 bin metrekare inşaat yapmamalıyız. Yani burada mimarları da Uğur Bey başka projeler de bize çiziyor. Bu noktadan sonra biraz daha herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu inşaatı biz 100 bin metre satılabilir alanı varsa 130 bin, 140 bin, 150 bin maksimum çözmemiz gerekiyor. Yani 180 bin çözmemeliyiz. Tabii ki talepler aslında bu projeyi bu hale getiriyor. O noktada biz de talepleri biraz da minimize etmeye çalışacağız. O yüzden söylüyorum ki bu yapılan projeler gerçekten mahal listesi anlamında en yüksek projeler. Bunların benzerlerinin ben yakın bir zamanda da yapılacağını açıkçası düşünmüyorum, beklemiyorum. Bu proje Ebruli Isparta Kule projesi gerçekten lokasyon olarak hem Müslüm Bey hem Uğur Bey bahsetti. Yani İstanbul Doğu Batı aksında gelişiyor ve bu gelişim aksının üzerinde bir proje. Bizim kendimizin de yaptığı orada anahtar teslim projeler var. Daha önce yaptığımız hasat paylaşım projeler var. Ve Isparta Kule'deki bu emlak konut olarak da bizim son parselimiz. Onun dışında da bir parselimiz yok. Dolayısıyla buradaki inşaat faaliyetlerimizi hemen hemen bitiriyor olacağız. Evet, yakın vadede bu bölgenin yakınında yani güzergah tam net resmi bir şekilde açıklanmasa bile işte güzergahla ilgili yorumlar yapılıyor. İşte Kanal İstanbul'a yakın, 3. çevre yoluna, 3. havalimanına yakın lokasyonda bir proje.
Fiyat aralığı olarak da gerçekten iddialı bir proje. Ben inşallah hem şehre hem bölgeye katkı sunacağına inandığım bir proje. Fiyat olarak da gerçekten bizim böyle orta altına hitap eden şartları gerçekten o manada zorlandığı bir kampanya yapılıyor. Bu safhaya kadar emeği geçen herkese, mimarından mühendisine, çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasın diyorum. Teşekkürler. Kampanyadan biraz bahseder misiniz? Fiyat verdiniz. 84 ay kampanya dahil olduğunuzu söylediniz. Dün Murat Bey de detaylı bir şekilde anlatmıştı Emlak Konut'un yapacağı kampanyayı. Emlak Konut payı oranında katılım, sıfır faize katılım sağlayacaklarını söyledi. Örnek bir ödeme planıyla bir anlatabilirseniz daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 4+1 daire üzerinde örnek verecek olursak yaklaşık olarak 1 milyon ya da 2+1 üzerinde bir değerlendirme yaparsak 500 bin TL civarında bir fiyatla %10 peşin, %11 yıl sonra, %12 yıl sonra, %5'te 30 ay sonra, 2,5 yıl sonra geriye kalan %65'inde 84 ay sıfır vadeyle taksitlendiriliyor. Bunun banka maliyeti üzerinden bir hesaplama yaptığımızda yaklaşık olarak 1.11 baz puan alırsak aylık vade farkını konut sektöründe ki 1.15 civarında şu anda %56 gibi bir maliyet biniyor. Yani bizim geriye kalan 350 bin TL'lik bir maliyetimizin üzerinde binen banka kredisinden kullanıldığı zaman binen maliyet 150-160 bin TL. Biz böyle bir farkı talep etmeden Emlak Konut'un desteğiyle normal satılan fiyat üzerinden satış olacak 84 ay vadeyle. Erdem Aktürk, Habertürk. Öncelikle metrekare fiyatları nedir? Bir de siz bu projede mütevazi bir mahal listesi kullanacak mısınız? Eğer kullanacaksanız bu metrekare fiyatlarını ne kadar etkiler? %11 maliyet konuşuluyordu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Metrekare fiyat aralıkları yaklaşık 3700 ile 4500 TL arasında değişiyor. Ben de mahal listesinden bahsedeyim o zaman. Mahal listesi aslında az önce genel müdürümüzün de dün önce basın toplantısında uyardı. Az önce de özellikle altını çizdiği nokta mahal listemiz oldukça üst düzey. Aslında şu anda az önce genel müdürümün de bahsettiği gibi yurt dışında belki 10 bin eurolara satılan metrekarelerdeki mahal listesi şu anda İstanbul'un farklı yerlerinde aynı zamanda yani daha üst fiyatlı yerlerden bahsedecek olursak işte Ataşehir'deki, Etiler'deki uygulanan projelerin mahal listesiyle aynı diyebilirim. Hayırlı olsun öncelikle emlakmetrekare.com Melek Akman. Ben geçen yılki Emlak Konut'un kampanyasında bu proje dahil miydi? Öncelikle bir onu sormak istiyorum. Sanki öyle hatırlıyorum. Satışlar başladı mı projede? Ne zaman başladı? Geçen yılki kampanyaya dahilse eğer ki ne kadarlık bir satış gerçekleştirdiniz? Teşekkür ederim. Evet, kampanyanın yeni şartları zaten az evvel dediğimiz gibi. Şu anda yaklaşık olarak %11 satışımız var. Şu ana kadar yapılan satışta. Ama şu an gerçekten kampanya duyanlarda yoğun bir talep var. Biz iyi bir satış olacağı inancı içerisindeyiz. Teşekkür ediyorum. Evet, başka sorunuz yoksa teşekkür ediyorum. İyi günler dileriz. Hoşça kalın.